Bayanlar ve beyler, Soltan TV hoş geldiniz. Bakalım, hazineye değil artık eve doğru gidiyoruz diye bir anlaşmaya vardık grupla. Bakalım. Shoreline uçağın orada pusu kurduysa. Kurmadılar. Nasıl kurdunuz? Çünkü onlar dağa gidiyor. Hazine için. Bir şey olacak bence. Böyle bu kadar kolay ben de pes etmem yani. Benim adam da pes etmemesi lazım. İşte bizimki. Burası bayağı yüksek. Nasıl geldiniz? Birkaç duvardan atlamıştım ama artık başka bir yol bulmamız gerekiyor. O da neydi o? O dağdan geldi. Evrenin tuzakları. Kendilerini havaya uçuruyor. Hayır, doğru yoldalar demek. Hey hadi, işimize baksak, ha? Şey, oradan atladım ama yüksek olduğu için geri çıkamam. Evet, belki altına bir şeyler koyabiliriz. Sen bir el at. Tamam. Gel daha bitirdim bile ya. Yardım lazım mı? Sağ ol, hallediyorum. Adam daha zor. Oha, adam daha zorunda. Çıksana. Adam daha zor yerden çıktı be. Yaşından utanlan. Bir çıkış gören var mı? Vallahi ben görmüyorum ama. Hey millet, buradan. Vay, şuna bir bakın. Teleferik ya da onun gibi bir şey. Sence çalışıyor mudur? Büyük ihtimalle ben öbür tarafa atlayıp onu test edeceğim. Kontrol paneli yok. Ama platformu halatla çekebileceğimi sanıyorum. Eğer aşağıdaki o ahşap platforma inebilirsen. Yaklaşıyoruz. Kendi yatağımda uyumak istiyorum artık. Hem çok yakın hem çok uzak. Bir şey diyeceğim. Buradan atlayıp onu atlayamam ben. Bir fikrim var. Nathan bir el atsana. Bu ne? Tamam. Tamam. Victor bir saniye gelir misin? Tabii. Hadi Nathan. İşte biz tutacağız, sen karşıya atla. Beni düşürmezsiniz değil mi? Az daha gidiyordum var ya. Başardım. Geldik. Tamam, hazırız. Birkaç korsana göre olduk. Dayanın. Siz iyi misiniz? Evet. Hız trenine binmek gibi. Yukarı gel Nathan. Pekala Nathan, yukarı tırman, seni tutacağım. Niye böyle tuhaf işler yapıyoruz?
Hadi atla çabuk. Hey, elimi ver. Siktir. Tamamdır. Sam. Siktir. Sam hadi. Aa, şimdi tamam. Gelmeyecek bence. Hadi atla, seni yakalayacağım. Karar değiştirecek galiba. Hadi. Aynen, tahmin ettiğim bunu gibi. Bunu sakın aklından bile geçirme, duydun mu beni? Seni bu işe soktuğum için üzgünüm. Hepinizi. Bunların artık bir önemi yok, tamam mı? Sadece atla. Bu işi bitirmeliyim Nathan. Sam, hey beni dinle. Bunu yaparsan peşinden gelmem. Duydun mu? Üzgünüm. Sam. Sam! Aptal inatçı. Hedefini gördü evlat. Kendini öldürtecek. Hadi. Vay be. Kız haklı galiba. Tabii ki haklı. Gidelim hadi. Kız haklı galiba. Buraya. Demek ki neymiş? Önce onu kurtarıp sonra yumruklayacağım. Tamam ama önce kurtarma faslını halledin. Ne yapmaya çalışıyor? Yani onca şeyden sonra... Yetmedi mi? Bulalım şunu. Hey, duvarı bununla aşabiliriz. Hadi. Tamam, geldik. Gel. Hazır mısınız? İttim. Hadi. Tamam. Gördünüz mü? Bu böyle olmayacak. Net git. Hayır, tuttum. Git. Lanet. Hadi. Lanet olsun. Yani hiçbir bir şeyle sıkıştıramadan altında. Şimdi nasıl çıkacağız oraya? Yeterli vaktimiz yok. Nate. Hayır. Tek başına asla olmaz. Bak, hemen dönerim, tamam mı? Bak, kavga etmeden mümkün değil, bırakmayacağım. Kavga ederim o zaman. Ama her halükarda onu geri getireceğim. Uçağı mümkün olduğunca daha yanaştır sen, tamam mı? Ve hızlı bir kaçışa hazırla. Başka türlüsü var da sanki. Bu hiç adil değil. Ha? Bulaşıkları diyorum. Bir sen, bir ben de. Geri dönmemeyi aklından bile geçirme. Seni seviyorum. Vay be. Bulaşıktan bağladı ben işi. Ben de seni kovboy. Kaldık tek başımıza. Ya yanımda biri olmasıydı ya. Yalnız başımıza pek güzel olmuyor. Sohbet muhabbet oluyor biraz insanlarla. Böyle kendi kendine konuşuyor. Neyse bakalım. Bakalım bu seferki yolumuz nereye götürecek bizi. Nasıl bir macera bizi bekliyor. Hazine orada mı, onu çok merak ediyorum ya. Tamam. Tamam. Bunu alttan görmüştüm ben bu kolayı. Bu da ne böyle? Ayak izleri. Sam! Ah kahretsin ya. Şimdiye bayağı uzaklaşmıştır. O korkunç dağa gidip semer alacağım ve buradan toz olacağız. Evet. Yarın sabah tüm bunlara gülüyor olacağız. İşte yine iz üstündeyim.
Tamam da bu dağ nerede? Burada bitiyor. Şu dağ mı? Hadi ama ne tarafa gitmiş bu? Şu evler hangisi? İzler. Tamam, düşüp ölmediğine göre sorun yok. Ama seni ben öldüm. Lan demin biz şu aşağıda mıydık ya? Bak şu öbür taraftan geldik. Şu gemilerin başladığı yerden. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Sakın ha öleyim deme. Bu da ne? Geçüş. İçeri giriyoruz. Hey Sam! Ulan bir köprüde düşmese be. Bir köprüde yıkılmasa ya. İşte buradasın. Pekala. Hadi bakalım. Sam! Siktir! Ya çık işin yoksa bütün yolu gelin yukarıya. Ya şimdi ben de çok merak ettim. Nasıl çıkacağız? Şimdi... O ne lan? Kaplumbağa. Çok daha zor. Yıkırım.
Lan aynı yere mi geldim ben gene? Nasıl yaptım bilmiyorum ama. Aha. Tanrım, evirdin gibisi bu. Gemi müthiş duruyor. Yukarı değil mi? Aynı. Tamam. Olmaz. Burayı atlattık. Sanırım burada ne diyeceğim? Hadi be. Atlamam gerekiyormuş. Sanırım burada ne diyeceğim. Hadi aman. Çok kötü atladım ya. Bir daha. Çok kötü atladım. Sanırım burada ne diyeceğim. Ya yapma ya. Aa, çok erken atlıyorum ya. Burada ne diyeceğim? Canım, hadi aman. Ne? İnanmıyorum. Geldin sen. Sen kesin ıslanmadan inmiştir. Bir şekilde daha acısız. Gemi nerede? Aha. Al sana bir hazine. İşiniz bitti mi? Aha. Bu sondu hanımefendi. Güzel. Çabuk olursak diğerlerine yetişiriz. Sam lanet olası teknemizi çaldı. Evren'in gemisine gidiyor. Hadi. Boş ver onu. Bu kadar. Bu kadar mı? Adamlarımın çoğu öldü Rafe. Kalanlar da çoktan kaçtı.
Şunu görüyor musun? Sona geldik artık. Sona geldik. Senin o manyak korsanın mağarayı tuzakla doldurmuş. Onun gemisine ayak basma. Nadine, şimdi bu işi bırakıp gidersen ölen adamlar ve bugüne kadar yaptığımız her şey boşa gidecek. Burada milyonlar değerinde altınımız var. Bu ve hayatta olmamız yeter bence. Adamlarının seni niye terk ettiği belli. Anlayamadım. Beni iyi dinle. Tarih yazmamıza ramak kaldı. Sen bir gıdım şeyle gideceksin. Sem'in o gemiden alacağının binde biri. O gemiden sağ çıkabilirse alsın. Çünkü hak etmiş olur. Yani senin aksine. Of. Bak şimdi. Tüm gün burada durup hakaret ederiz ya da başladığımız şeyi... Bitiririz değil mi? Özür dilerim. Vay adi herif. Evet. Bunlar paralı asker Nadine. Sadakatleri satılıktır. Yani kazanılmaz. Hadi ama. Seçenekler şunlar. Ya birlikte bitiririz. Ya da birlikte ya da bu iş burada biter. Gidip tarih yazalım. İşte bu. Önden buyur. Lan nereden çıkacağız? Bakalım bize ne hazırlamışsın Kaptan Avery. Geldik sonuna. Dalalım. Nereden gideceğiz? Allah suya giriyorum. Gemisi de güzelmiş ha. Ah siktir. Geri zekalılar ya. Aa kara mı öldü? Aa yok. Sam! Of. Of. Şuna bak. Of altınlara bak i̇şte be. Damn!
Merhaba Nate. Sam nerede? Aa, o burada. Sam? Sakin ol, kardeşin yaşıyor. Salak, hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır, çıkarmıyorsun. Reyf, al hazine senin olsun, tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. Yaptığı onca şeyden sonra... Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Kadın göster be şeyinin karakterini. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate. Biz Nadine'le ortağız. Hadi lan. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen de kardeşinsin. En başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. Nadine. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal. Saçmalama. Şuraya bak. Nadine yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam, sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa, ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadine! Bekle! Görüşürüz. Nadine! Nadine! Şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rafe! Gitti artık! Hadi yardım et de çıkabilelim buradan! Hayır. Hayır, olamaz, hayır. Sen Sam için yardım et, ben de kapıya el atayım. Hayır, şu anda bu altınların hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez kardeşin hala hayattasınız. Hey, tamam, sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalışırız. Nate, kapa şu çeneni! Senin için bile. Delilik mi istiyor? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. Aman tanrım. Nathan Drake, Rubicali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. Hadi buradan birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake, efsanevi Eldorado'yu buldu. Hadi ama Ray, yeter. Nathan Drake, bir efsane. Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum, biliyor musun? Beyefendi, beni pek sevmiyorsun tamam ama yapma. O kadar şanına rağmen Nate, hiçbir şeyin yok. Sen bir hiçsin. Yoluma çıkma diye seni uyarmıştım. Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, bunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin vermem. Yeter! O ezikler, durumunu ne kadar önemsiyorsan arkamdan onları da. Ankara, götür. İşte böyle. Oh!
Ulan be. Sakın kıpırdama. Bir yerlere gidelim. Ulan ne daldı bana be? Az daha ölüyordum var ya. İşte şöhretini duyduğum Nathan Drake bu. Tamam. İşimiz bitti. Kardeşim, gidiyorum. Kalın gemiyle yapmak istiyorsan keyfin bilir. Beni yendin. Biliyor musun Nathan? O gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük, üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Yes Green'de boktansın. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pesir Bey'i seviyorsun değil mi? Çok güzel! Vay olmasın sadece. Bana neyse bize yani bundan her şey ha, bunu hak ettim hepsini. Hacı neyi mi istiyorsun Reyf? Hepsi senin olsun. Ulan be, bu kadar hazineye yazık be. Deniyorum. Çok ağır. Bir daha dene. Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Hadi. Lanet. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Haydi. Başardık. Başardık kardeşim, tamam mı? Sorun değil. Nathan, gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmadı. Hadi Nathan, kurtulduğunu görmem lazım. Nathan, burası havaya uçacak, hadi. Buldum. Ne yaptın? Ben bana. Ne çoksun? Sen başını aşağıda tut. Gene kurtardı be.
Adam öyle bir ayarlamış ki kimse hazineyle kaçmasın. Direkt bütün şeyi yerle bir ediyor dağıma. Tamam, onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Vay be. Başından beri şuraya gelseydik. Gözüme çarpmıştı benim uzaktan durmadan. Şey aldın mı? Evet, galiba. Geldik nihayet. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin sana. Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet, öyle. Ve bir daha gece yarısı son kez diye beni sakın aramaya kalkma. Söz. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Arayı açma, olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. Ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. Hop hop hop, ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce Nate. Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Pek. Düzgün vedayı değil kardeşim. Hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun, sana çok aşık gibi. Öyle değil mi? Bak, teklifim hala geçerli. Çok sağ ol ama böyle iyiyim. Tamam ama bak, biz bu konuyu Elina ile konuştuk, için rahat ol. Ondan değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... içinde bir şey hissetmeye başladım sanki... Boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun, sonunda hep içinde aynı istek alıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğini karar vermen gerekiyor. Şey, bence daha oraya gelmedim. Ve ayrıca benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Sağ ol be. Ah işte, aracımız da geldi. Evet. Sam, nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gabriel. Bak, benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Vay be. Ateşin var mı? Evet. Victor, sen ne yapacaksın? Hı? Bu işe başlamadan önce... Nasıl desem, bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Tehlikeli mi? Bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Portekizcesi nasıl? Quando seu marido volta para casa? Bu ne demek?
kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Döndü eski hayatın yine aynı işine. Hey, günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. Tamam, dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Daha iyisi. Jameson Marine'i satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. Peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar. Ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. Bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. Senin için sevindim. Bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? Sensin. Ne? Hayır, ciddiyim be. Evet, cidden. Bekle Jameson. Bekler misin? Nasıl alıyor ya? Karısı mı aldı acaba ona? Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim bile. Mükemmel. Gerçekten mi? Nate, bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın. Doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden Jameson Marine'i mi alıyorsun? Biz Jameson Marine'i alıyoruz. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yıkarmayız dedim. Hayır. Tatlım bak. Libertalia'dan postu zor kurtardık zaten. Evet. Kadın delirdi şu an ya. Yasa dışı bir iş almak mı? Bunun sonunu sen de biliyorsun. Kim yasa dışı dedi ki? Bak. Bu sabah geldi. Yasal mı bu? Evet. Eski bağlantılarım Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. Bir sürü vardı yani. Bir sürü. Oha. Sam. Silsin herifin teki. Evet. Adam cebini doldurmuş tabii, Sam. Tabii çoğunluğu buradaki girişimimiz harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalıp yeni yükler çıkarmaya başladıkça küçük bir ekiple falan anlaşıp her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da normal bir yaşam sürme çabamız biraz fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz, tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kameramla. Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok.
Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır. Jameson'ın erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. Tabii ki. Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki. Sırayla o zaman. Tamam. Ya da bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum. Usulaşıyorum. Hayır. Eskisine göre el ve gözümün çok daha iyi. Cidden. Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır asla korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak 10 üzerinden kaç eder? 3 gibi. O zaman bence gel sen onu 11 yap. Tamam mı? 11. Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? Bak. Peki. Bu... Tamam. Güzel. Anlaştık. Gene ben mi oynuyorum ya? Hadi be. İyi gittim ama ya. Oha bir daha mı oynayacağım? Bir hakkım daha mı var? Hadi be ama atlamıyor öyle. Bitti daha akım kalmadı. Şu kadını geçemedim ya ona çok sinir oluyorum. Hayır. Aa bunu nasıl atlayacağım ben? Kaç 3500 mü? Çüş ya asla geçemem. Ev aynı değil mi? Yoo ev farklı. Köpeğim o kadar bunlar? Büyük. Kapanış. Anne. Baba. Aa çocuklara mı oldu? Hey. Ev çok dağınık. Galiba bizi terk ettiler. Ha süper. Sen ve Sally geliyormuş. Sen ve Sally. Bu çocuklar herhalde o zaman. Hey. Gitti bile afacan. Aa şuraya bak süper. Harika bir gün. Geriye sadece bizim ekip kalıyor.
kimse var mı? Boş. Tamam, güzel. Tamam, yemekler burada. Burası da temiz. Tamam, öyleyse bekleyelim. Böylece aranacak alanı biraz daralttım. Komikmiş. Ya bu o değil mi? Anahtarlarını unutmuş. Kesin olmayacak. Bir dakika. Bir şeylerden haberi yok muyum? Bu da ne böyle? Vay be. İspanyol sikkesi. Ama nereden? Babasının bizim yaptığımız şeyler değil mi? Henry Avery. Botla gittiğimiz Gans yer değil mi? Ne? Avery'nin hazinesini mi arıyordunuz? Olamaz. Babam mı? Büyüklük küçük başlangıçlardan gelir. Bu da ne böyle? Neler oluyor ya? Olamaz. Lanet olsun. işte buradasın. Merhaba. Ben de seni arıyordum. Vay, yaşlanmışlar biraz. Size arıyordum. Hadi, tekneyi yükledik, hazırız. Güzel, ben de birazdan yanınızda olurum. Neden? Ben sadece ne oluyor Cassie? Tiplere bak ya. Tamam. Kızmak yok. Kızmak yok dedim ama. Anahtarlar. Ne gördün bakalım? Hiçbir şey görmedim. Sadece Sally ile fotoğraflarınızı. Bir de İspanyol hazinesi gibi bir şey. Bir de tüfek vardı. Bunun olacağı belliydi. Belki de onu anlatmalıyız. Ama henüz hazır değil. Neye hazır değilim? Gördüğüm tüm o manyaklığa mı? Kibar ol biraz. Evet, kibarca. Pardon.
Kusura bakmayın ama dolapta iskelet saklıyormuşsunuz. Yani en azından gümüş bir kafatası olduğu kesin. Bak, buna hazır oldum sanmıyorum. Gerçekten. Nate, konuşma vakti geldi. Evet, bence de konuşma vakti. Bir dakika, ne konuşmasından bahsediyorsunuz? O daha bir çocuk. Sam'le sen bu işlere girdiğinizde daha ufaktınız. Bu daha farklı, bunu sen de biliyorsun. Tamam bakın, geçmişte bir takım karanlık işler çevirdiyseniz tamam. Öf. Ama ben bunları öğrenecek kadar da büyüdüm değil mi? Büyüdün mü? Kaç yaşındaydın sen? Ha ha ha, komik. Anne. Peki hala. Bir deneyelim bakalım. Benim için her şey bu adamın beni arayıp dev keşif adıyla bir haber için çağırmasıyla başladı. Telefonda sesi sahtekara benziyor. Evet, ama yakışıklı bir sahtekar. Hayır, henüz tanışmamıştı. Biliyordu, biliyordu. Sahtekar dedi ki, geziyi karşılarsan sana Sir Francis'in tabutunu veririm. Ki hatırlatmak isterim, kesinlikle buldum ve verdim. Tabii, kesinlikle. Bizi de Endonezyalı korsanların eline verdi. Ya hadi ama, o işte bir alakam olmadığını tamam, biliyorsun. Çocuklar, durun biraz. Siz Sir Francis Drake'in tabutunu buldunuz. Bütün bunlardan sonra da korsanların saldırısına uğradınız. Haklı mıyım? Evet, aynen öyleydi. Hadi be! Kibarca. Olamaz. Daha iyi. Pekala, devam edin o zaman. Bak ne diyeceğim. Güneş doğdu. Tekne hazır, rüzgar da bizle. Hikayenin devamını mı istiyorsun? Teknede anlatalım öyleyse. Hadi. Bir dakika. Francis Drake nasıldı peki? Çürümüş müydü? İşin doğrusu tabutunda yoktu. Evet, sadece günlüğü ve bir harita vardı. El Dorado Maki. Yani altın şehir mi? Efsane öyle. Ama alışılan sadece bir iken düşün. Hem de lanetli. Yok artık, ciddi misin? Evet, ciddi. Ama ona sonra döneriz. İşte o harita bizi bulur. Tam ortaya koyduk. Vay be. Bir oyunun daha sonuna geldik. Sultan TV izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki oyunda görüşürüz. We'll be right back.
Thank you.